Osman Gazi 1320 yılında yakalandığı hastalığının daha da ilerlemesi üzerine devlet yönetimini oğlu Orhan Gazi'ye bırakmak zorunda kaldı. Bir devlet büyüğü olarak hala akıl hocalığına devam etse de bir kenara çekilip din işleriyle uğraştı. 1321 yılında gaza faaliyetlerine devam eden Orhan Gazi, Mudanya'yı ele geçirerek Bursa şehrinin Osmanlı toprakları arasında kalmasını sağladı. Orhan Gazi, Mudanya önünden ilerleyerek Atronas'a kadar ulaştı. Tekfur'a kalenin anahtarını teslim etmesi karşılığında kendisini serbest bırakacağını ve bazı imtiyazlar tanıyacağını söyledi. Buna rağmen Tekfur, Hisar'dan kaçarak dağa doğru tırmandı. Tekfur'un tek düşünebildiği, Orhan Gazi gittikten sonra yeniden saldırıp kaleyi ele geçirmekti. Ancak işler Tekfur'un istediği gibi gitmedi. Orhan Gazi, Tekfur'un ardından dağa tırmandı. Ve onu karşısında gören Tekfur, kaçmaya çalışırken yüksek kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti. Orhan Gazi, Atronos Kalesi'nin kapılarını açtı. Ve o günden itibaren Atronos'un ismi Orhan Eli olarak anıldı. Akyazı ve Mudurnu bölgelerindeki Candaroğulları'na bağlı Umuroğulları Beyliği topraklarına akınlar düzenlendi. Gazi komutanlar sefere çıkarak Osman Gazi'nin silah arkadaşı Konur Alp ile birlikte Akyazı'yı ve Mudurnu'yu ele geçirdiler. Abdurrahman Gazi Yalova'yı, Akçakoca İzmit yakınlarını ve Sapanca Gölü civarını fethetti. Samsa Çavuş ise o civarın en büyük şehri olan İznik'e saldırdıysa da surlarıyla ünlü şehri ele geçiremedi. Yine aynı yıllarda Osman Gazi'nin rahatsızlığı iyiden iyiye artmaya başladı. Ve Osman Gazi tarih sayfalarında kaynaklar kesin olarak tarihi belirtmese de 1324 ile 1326 yılları civarında hayatını kaybetti. Osman Gazi ölümünün yaklaştığını hissederek vefat etmesi durumunda naaşının Bursa'ya nakledilmesini istedi. Fakat bunun olabilmesi için önce oğullarının Bursa'yı fethetmesi gerekiyordu. Osman Gazi hastalığının son günlerinde bir vasiyette bulunarak oğullarından Bursa'yı, İznik'i ve İstanbul'u fethetmelerini istedi. Osmanlıların kurucusu Osman Gazi öldükten sonra naaşı ilk olarak Söğüt'e defnedildi. Oğulları Orhan ve Alaaddin, üvey kardeş olmalarına rağmen örnek teşkil edecek bir dayanışma içerisindeydiler. Osman Gazi öldüğünde şahsına ait birkaç elbisesi, birkaç atı ve biraz da koyunları vardı. Dünya hayatında bir mal edinme arzusuna girmemişti. Osman Gazi'nin vefatının ardından iki kardeş herhangi bir taht mücadelesine girişmediler. Orhan Gazi, kardeşi Alaaddin'e beyliğin başına geçmesini teklif ettiğinde Alaaddin Paşa şöyle bir yanıt verdi. Merhum babamızın duası ve himmeti seninledir. Çünkü kendi sağlığında kendi askerlerini senin yanına verdi. Şimdi beylik vazifesi senindir. 1326 yılında Bursa daha da sıkıştırıldı. Bazı kaynaklarda Osman Gazi henüz yaşamaktaydı. 9 yıl boyunca şehrin ele geçirilmesi için baskı yapılmıştı. Bursa'ya yapılan bu baskıdan ve Mudanya'nın fethinden sonra Bursa Tekfuru Beres artık yılmış ve şehri teslim etmeye karar vermişti. Orhan Gazi, Kösemihal ve Turgut Alp Bursa şehrinin önüne vardılar. Özellikle eski Doğu Roma Tekfuru olan Kösemihal anlaşma konusunda büyük başarı gösterdi. Tekfur Beres Hisar'ı teslim ettikten sonra kimsenin canına ve malına zarar gelmemesi karşılığında şehri teslim edeceğini söyledi.
Bursa Tekfuru Osmanlı korumasında Marmara Denizi'nden gemiye bindirilerek İstanbul'a gönderildi. Müslümanlar tekbir eşliğinde şehre girerek 6 Nisan 1326'da Bursa'yı Osmanlı Devleti'ne katmayı başardılar. Ardından başkent ilan edilen Bursa'ya Osman Gazi'nin vasiyeti üzerine naaşı getirilerek Gümüşlü Künbet'e defnedildi. Orhan Gazi Bursa şehrine girdiği zaman Tekfur Beres'in veziri olan Saruz'a neden Hisar'ın teslim edildiğini sordu. Saruz'un cevabı şöyleydi. Sizin devletiniz günden güne büyürken bizimkinin zayıfladığını gördük. Babanızın yaptırdığı hisarlar sayesinde köylerimizi zapt ettiniz. Bu köylerdeki insanlar huzur ve rahatlığı görünce size itaat etmeye başladılar. Bizi dinlemez ve anmaz oldular. Yüklü mallar yığmamıza rağmen bir türlü satıcı bulamadık. Alacaklarımızı zamanında alamadık. Kısacası hisar bize hapis oldu. Padişah aciz olunca memleket kısa zamanda harap olurmuş. Bunu çok iyi anladık. Dünya sürekli değişmektedir. Şimdi bu değişiklikler bizde de gerçekleşti. Orhan Gazi Bursa'nın alınmasından sonra şehrin iskan çalışmalarına hemen başladı. Gazi komutanlarına kuzey taraflarında kalan Doğu Roma topraklarına akın etmelerini emretti. Gazi Abdurrahman ve Konur Alp ilk olarak Samandıra Hisarı'nı ve ardından Aydos Kalesi'ni ele geçirdiler. Bu fetihler sayesinde Doğu Roma'nın İznik ve İzmit'ten başka Anadolu'da bulunan toprağı kalmadı. Padişah Orhan Gazi çok geçmeden İzmit'in fethiyle görevlendirilmiş Akçakoca ve Konur Alp'in vefat ettiğini üzüntüyle haber aldı. Kocaeli taraflarına oğulları Gazi Süleyman Paşa ve 1. Murad'ı Serdar olarak bıraktı. Orhan Gazi'nin ilk hedefi İznik oldu. Zira şehir uzun yıllardır kuşatma altında bulunuyordu. Çevresine yapılan iki hisarda şehrin tüm kaynaklarını keser duruma gelmişti. Orhan Gazi şehri kuşattığında Doğu Roma İmparatoru Andronikos İznik gibi önemli bir şehrin kaybedilmesinden büyük bir endişe duyuyordu. İmparator 3. Andronikos Palaiologos kendisine yönelen bu tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla ve kaybettiği kaleleri almak ümidiyle ordusunu hazırladı. Orhan Gazi de İznik önlerindeyken imparatorun üzerine geldiğini öğrenince şehrin önünde küçük bir birlik bırakarak imparator ve ordusunun üzerine yürüdü. İki ordu Darıca ve Eski Hisar mevkiinde bulunan Palekanon'da 10-11 Haziran 1329 günü karşı karşıya geldiler. Orhan Gazi Doğu Roma ordusunu ve imparatoru kesin bir mağlubiyete uğrattı. İmparator bu savaşta yer aldı ve askerleriyle birlikte kaçarak canlarını zor kurtardılar. Palekanon Savaşı'nın ardından Orhan Gazi İznik kuşatmasına devam etti. Esasen Doğu Roma İmparatoru'nun Palekanon Savaşı'nda yenilmesi İznik'te tüm ümitlerin bitmesine neden olmuş ve savunma direnci kırılmıştı. Halkta Orhan Gazi'nin merhametli bir padişah olduğunu duyunca kendisine tabi olmaktan çekinmemişti. 1331 yılında İznik sulh ile Osmanlılara teslim edildi. Şehir ve kaleyi teslim alan Orhan Gazi halka bir duyuru yaparak arzu edenlerin eşyalarıyla beraber gidebileceklerini bildirdi. Hoşgörüde daha da ileri giden Orhan Gazi kendi halkına katılmayı kabul edenlere cizye ödemek şartıyla adet ve inançlarını koruyabileceklerini duyurdu.
Şehir komutanı İstanbul'a gitmeyi tercih ettiyse de halkın büyük bir kısmı yine İznik'te kalmayı tercih etti. Orhan Gazi İznik'in en büyük kilisesi olan Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Bir manastırı medreseye dönüştürerek kalenin yeni şehir kapısına imarethane yaptırdı. Eşi Nilüfer Hatun için de aynı yerde bir imaret ve oğlu Süleyman Paşa için de medrese inşa ettirdi. Böylece Süleyman Paşa Medresesi Osmanlıların tarihteki ilk medresesi olarak kayıtlara geçti. İznik'in fethinden sonra Doğu Roma'nın son Anadolu toprağı olan İzmit'te kuşatma altına alındı. İmparator şehre yardım götürmek üzere gemilerle yola çıktı. Orhan Gazi şehri teslim etmelerine karşılık anlaşmaya razı olduğu haberini gönderdi. Aksi halde savaşın kaçınılmaz olduğunu ve buna hazırlıklı olduğunu da bildirdi. Bu haberden sonra imparator muhasarının kalkması karşılığında 12 bin altın ödemeyi kabul etti ve şehrin muhasarası kalkarak Doğu Roma Osmanlılara haraç ödeyen bir devlet haline geldi. ...1335 yılına gelindiğinde Moğolların bir parçası olan İlhanlılar yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle dağıldı. Bu yıldan sonra Osmanlılar tam bağımsızlık kazanmıştı. İlhanlılar çökene kadar hala kendilerine bağlılıkları devam ediyordu. 1335 yılına kadar Anadolu'da Tekeoğulları, Ramazanoğulları, Eretna Beyliği, Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları beylikleri kuruldu. Esasen Karamanoğulları Beyliği'nin kuruluşu 1256 yılına kadar dayansa da Moğollarla girişilen mücadeleler beyliğin tam bağımsız hareket etmesini önlemiştir. İlhanlıların yok olmasıyla Çobanoğulları ve Celayirli devletleri de kurulmuştur. ...1337 yılında İzmit şehri tekrar kuşatma altına alındı. İzmit Melikesi Marika'nın kardeşi Yohannes şehirden kaçsa da Osmanlılar Yohannes'i bulup öldürmeyi başardılar. Marika ise serbest kalması karşılığında şehri teslim edeceğini duyurdu. 1337 yılında Marika'nın İstanbul'a gitmesiyle birlikte Osmanlılar İzmit'e girdiler. Gazi Süleyman Paşa fetih gerçekleştikten sonra İzmit'te yönetici olarak kaldı.